Kudüs'ü fetheden büyük İslam kahramanı Selahaddin Eyyubi kimdir sorusuna bu videomuzda yanıt verelim ve onun destansı hayat hikayesinden kısaca bahsedelim. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Tikrit'te dünyaya gelmiştir. Babası Selçukluların Tikrit valisi Necmettin Eyyubi'dir. Adeta bir şehzade gibi yetişen ve oldukça iyi bir eğitim gören Selahaddin daha genç yaşlarında, Zengi hanedanından Nureddin Mahmud Zengi'ye bağlı olarak Haçlılara karşı yapılan seferlere katılmıştır. Amcası Şikruh'un ölümünün ardından Selahaddin Eyyubi, Nureddin Mahmud Zengi'nin Mısır'daki ordusunun komutanı olmuş ve naib sıfatıyla Mısır'ı ve Mısır'a bağlı yerleri müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başlamıştır. Mısır'a tam anlamıyla hakim olan Selahaddin orduyu yeniden düzenlemiş, Sünni medreseleri ve yeni kurumlar açmıştır. Fatımi bürokrasisini kademeli olarak tasfiye eden Selahaddin, nihayet Nureddin Zengi'den gelen emir üzerine 1171'de Fatımi hilafetine tamamen son vermiştir. Yine bu yıllarda Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıkmıştır. Nureddin Mahmud Zengi'nin ölümünden sonra Kahire'den Dımaşk'a hareket eden Selahaddin'in başlıca iki hedefi bulunmaktaydı. Bunlar, Nureddin Zengi'nin kurduğu devletin dağılmasını önlemek ve Haçlıların elinde olan Kudüs'ü ve diğer toprakları kurtarmak. Dımaşk'a ulaşan Selahaddin Eyyubi, burada coşkuyla karşılanmıştır. Kendisine direnen Musul-Halep kuvvetlerini ise 1176 yılında yenilgiye uğratan Selahaddin Eyyubi'nin sultanlığı, Abbasi halifesi tarafından da tanınmış, Suriye ve Mısır'daki hakimiyeti onaylanmıştır. 1183 yılında Halep'i de ele geçiren Selahaddin Eyyubi'ye böylece Kudüs yolu da açılmıştır. Sonrasında Hıttin Savaşı'nda Haçlılara karşı büyük bir zafer elde eden Sultan Selahaddin hızlı bir fetih harekatına başlamıştır. Bu fetih harekatı sırasında birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde büyüklü küçüklü 52 şehir fethedilmiş ve sıra Kudüs'e gelmiştir. Sultan Selahaddin 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşatma altına almış ve 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs'ü fethetmiştir. Ertesi yıl Trablus Kontluğu ve Antakya Prensliğine karşı sefere çıkan Selahaddin Eyyubi, Trablus Şam'a ait birkaç kale ile Antakya Prensliğinin topraklarının çoğunu ele geçirmiştir. Kudüs'ün ve birçok kalenin düşmesi üzerine bütün Batı Avrupa ülkelerinin katıldığı yeni bir Haçlı seferi düzenlenmiş ve bu sefere İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard da katılmıştır. Haçlıların Kudüs'ü almak için yaptıkları tüm teşebbüsler, Sultan Selahaddin tarafından başarısızlığa uğratılmıştır. Büyük İslam Fatihi ve devlet adamı Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193 yılında hayata gözlerini yummuştur. Öldüğünde Mısır, Libya, Yemen, Filistin, Suriye ile Malatya ve Ahlat'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Hemedan'a kadar Kuzey Irak'ta onun adına hutbe okunuyordu. Son derece dindar, merhametli, cömert, vakur, adaletli, mert ve heybetli bir kişiliğe sahip olan ve de Kudüs'ü geri alan İslam kahramanı Selahaddin Eyyubi'ye Allah rahmet eylesin. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.